belaların temeliyle bizim isyanlarımız yatıyor. Şimdi ülkemiz ve dünya bir koronavirüsü salgınından bir türlü kurtulamıyor. Aldı gidiyor, bir türlü önüne geçemiyoruz. Bu bir taraftan bir bela, bir musibet. Öbür taraftan bir sel felaketi Karadeniz'de birçok araziyi, birçok evleri, birçok insanları mağdur etti. Semavi bir afet. Bir taraftan ülkemizin birçok bölgesinde yangın felaketi başladı. Bu da bir felaket. Bu felaketlerin arkasında sebepler olabilir. İşte mikrobu falanca yaydı diyebilirsiniz. Yangını falanca kişiler çıkardı diyebilirsiniz. Ama sel felaketi için ne diyeceksiniz? Yarın Allah muhafaza bir deprem felaketi olursa bu felaketler peş peşe geliyor. Bunu da anladık. Biz dua yapacağız. Elimizden gelen duadır. Dua yapacağız. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Bunlardan Allah'ın haberi var mı? Onun iradesinin dışında mı gerçekleşiyor? Hayır. İstese yangını anında söndürebilir mi? Söndürebilir. O zaman şöyle bir şey düşünmek gerekmez mi acaba? Acaba Cenab-ı Hak bu kadar belayı niye bize veriyor? Kızdırdık mı acaba? Kriterleri çiğnedik mi acaba? O bir bela mıdır? Bu belanın sebebi nedir diye düşünmemiz gerekmez mi? Dua edeceğiz. La şek dua edeceğiz. Ama burasını tekrar tekrar düşünelim. Bir bela biter, başka bela başlar. Korona biter, sel felaketi gelir. Sel felaketi gider, yangın felaketi gelir. Yangın felaketi gider, deprem felaketi gelir. Allah yazmasın, Allah yazdıktan sonra bunu kimse durduramaz. Evet, Kur'an'a baktığımız zaman belaların temelinde bizim isyanlarımız yatıyor. Bugün sokaklarda Ayşe, Fatma, peygamberin kızlarının ismini taşıyan hanım kızların kıyafeti, dün senin dedenin hanımlarının yatak kıyafeti bile öyle değildi. Şimdi sokakta kadınlar böyle dolaşıyorlar, açmadıkları yer bırakmadılar. Bu hayasızlık Allah muhafaza bir takım felaketleri getirecektir. Rabbim semavi ve arazi afetlerden muhafaza eylesin.